Türkiye, savunma sanayi alanında yaptığı projeler ve o projelerin başarılarıyla dünyada ses getirmeyi başardı. Bu projelerden biri olan yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı TCG Piri Reis'e 22 Mart tarihinde denize indirildi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen Piri Reis'in test ve donanım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2022'de envantere alınacağı bildirildi. Türkiye, yerli ve milli ürünlerine bir yenisini daha kattı. Savunma sanayisindeki milli üretim araçlara ilk denizaltısını da ekledi. Cumhurbaşkanlığına bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen başlatılan yeni tip denizaltı projesi kapsamında yeni bir denizaltı çalışmalarına başlanmıştı. 2019 yılında Kocaeli'ndeki Gölcük Tersanesi'nde havuza çekilen TCG Piri Reis S-330 22 Mart'ta düzenlenen törenle denize indirildi. Uzun süre su altında kalmayı sağlayan havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneğine sahip. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğini barındırıyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle geliştirilen denizaltılar, bu özellikleri sayesinde su sathına çıkmaksızın 21 gün kesintisiz deniz altında hareket edebiliyor. Askeri uzmanlarsa savaş anında bir denizaltının 3 hafta yüzeye çıkmadan saklanmasının olağanüstü stratejik bir kabiliyet olduğuna dikkat çekiyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı gemileri suyun altındayken gücünü elektrik üretiminden veya akülerden alıyor. Bu sırada dizel motorlar kullanılmadığı için personelin hava ihtiyacı dışında dizel motor için havaya ihtiyaç duyulmuyor. Denizaltılar 4'ü SAP Harpoon ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533 mm'lik torpido kovanıyla silahlandırılıyor. Seri üretimine başlanan Atmaca Milli Gemi Savar Füzesi'nin denizaltı versiyonunun da Reis sınıfı denizaltılarda kullanılması bekleniyor. 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1690 ton yüzey deplasmanına, 260 metre görev derinliğine sahip denizaltılar 27 kişilik mürettebatla 84 gün görev icra edebiliyor. Alman ThyssenKrupp Marine System şirketi tarafından tasarlanan denizaltının inşasında yerli savunma sanayi firmalarının yoğun çalışması bulunuyor. Denizaltılarda Aselsan, Minsoft, STM, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK ve ISAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor. Denizaltıların kalbi niteliğindeki denizaltı bilgi dağıtım sistemi de Havelsan tarafından geliştirildi. Geriye kalan denizaltılardan TCG Hızır Reis, Murat Reis, Aydın Reis, Seydi Ali Reis, Selman Reis ise 2027 yılında envantere girecek. Yeni tip denizaltı projesi bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Reis sınıfı denizaltı olarak adlandırdığı denizaltılar %80 oranında yerli katkıyla üretiliyor. Öte yandan Aselsan tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip kompozit radar soğutucu ürün de Reis sınıfı denizaltıların periskoplarına kaplanıyor. Denizaltıların gözü olarak nitelendirilen periskoplar, emniyetli mesafelerden hedefe görünmeden denizaltıların görev yapmasını sağlıyor. Periskopların görüntü almak için yüzeye çıktığında düşman tarafından görünmemesi hayati önem taşıyor. Periskopların fark edilmemesi radar soğurucu yapı ürünlerle sağlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının düşman radarlarına yakalanmadan görevlerini icra etmesini sağlayan düşük görünürlük teknolojileri başka ülkelerle paylaşılamayan milli hazine statüsünde stratejik öneme sahip bulunuyor. Bu nedenle düşük görünürlük teknolojisinin veya nitelikli düşük görünürlük özelliğine sahip ürünlerin yurt dışından temini mümkün olmuyor. Denizlerde radarlara yakalanmadan sessiz sedasız hareket edecek denizaltılar, istihbarat ve keşiflerin yanı sıra gemilerin güvenliğini de sağlayacakken, olası tehditlere karşı ise dünyadaki en yıkıcı güce sahip silah platformlarına sahip olması nedeniyle sahadaki tüm dengeleri de değiştirebilecek. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalardan biri de yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek sistemi. TUSAŞ tarafından özgün olarak geliştirilen yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek, Mavi Vatan tatbikatında hedef uçak olarak boy gösterdi. Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de gemiye konuşlanarak tüm operasyonun gemide kurulan sistemlerle yürütüldüğü tatbikatta Şimşek toplam 8 sorti uçuş gerçekleştirdi. Şimşek, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikle yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu.
hava aracı fırlatma aralığını 6-8 dakikalar mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle kullanımına katkıda bulunan Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50 ile 20 bin fit irtifa aralığında değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehdit benzetimi sağlıyor. Hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla ARGE projesi olarak başlattığı Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi silahlı kuvvetlere hizmet sunmaya devam ediyor. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini aralıksız sürdürürken gemi platformlarının güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Makine kimya endüstrisi platformlarının saldırılara karşı güvenliğini sağlamak amacıyla yakın hava savunma sistemi hazırlıyor. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, yakın hava savunma sistemiyle başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının yapılabilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Akdere, milli silah gemisi MILGEM'in vurucu gücü olan 76 mm deniz topu geliştirme projesinde son aşamaya geldiklerini açıkladı. Akdere, NATO standartlarında üretim yaptığını belirterek deniz topu projesinde gelinen aşamayı şöyle anlattı. 8,5 ton ağırlığında ve 16 kilometre menzile sahip milli savaş gemisi MILGEM'in vurucu gücünü oluşturan 76 mm deniz topu geliştirme faaliyetlerinde de son aşamaya geldik. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yoğun petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir dönemde gemi platformlarının savunması için yerli ve milli imkanlarla proje geliştirildi ve dışa bağımlılık ortadan kalkacak. Bir diğer başarılı projelerimizden biri de Ejder Yalçın 4x4. Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle gerek Türkiye gerekse yurt dışında ihtiyaçları karşılıyor. Ejder Yalçın 4x4 aracının muharip ve destek görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ondan farklı konfigürasyonu bulunuyor. Bu araçlar Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa bölgelerinde birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine 2020'de giren Ejder Yalçın 4x4 aracı, Türkiye dışında bir NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk zırhlı araç oldu. Ejder Yalçın 4x4'ün NATO görevlerinde teşkilat envanterinde bulunan ileri teknolojik altyapıya sahip araçlarla müşterek harekat ortamında görev yapacak olması, kalite ve güvenilirlik seviyesi bakımından yıllar içinde yapılan iyileştirmelerle gelinen noktayı gösteren somut bir unsur olarak dikkati çekiyor.